EU870 plakalı otonun kapısının açılması sonucu bisikletten düşen Mehmet Ali Çam adlı vatandaşımız arkadan gelen 60DV659 plakalı traktörün altında kaldı. Kaza sonucunda yaralanan Mehmet Ali Çam, Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evet sayın seyirciler, şimdi hava raporunu sunmak üzere sözü arkadaşım Melike'ye bırakıyorum. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugünden itibaren sizlere hava raporunu ben sunacağım. Türkiye, Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı hava kitlesinin etkisine girdi. Buna bağlı olarak yurtta hava sıcaklığı 10-15 derece azalacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre Karadeniz'in iç kesimleri ile iç ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yüksek yerlere kar yağması bekleniyor. Hafta sonuna kadar etkisini sürdürecek soğuk ve yağışlı hava özellikle Marmara'nın doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da etkili olacak. Orta ve Doğu Karadeniz ise yarın yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Tokat ve Amasya 8-17, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize 12-16, Çorum 7-16, Gümüşhane 7-15, Bayburt 2-14, Artvin 8-16. Batı Karadeniz'de yarın hava çok bulutlu ve yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Bolu ve Kastamonu 3-15, Zonguldak 10-16, Bartın 4-15, Sinop 8-15. Kanal Alfa Haber Merkezi'nin hazırladığı hava raporunu sunduk. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Evet sayın seyirciler, bugünkü haberlerimiz de burada sona eriyor. Yarın 20.30 haberlerinde görüşmek üzere. Hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Kanal Alfa Haber Merkezi'nin hazırladığı haberleri sunuyoruz. Önce özetler. Türkiye'de il olmaya layık tek ilçe Turhal kampanyamız kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Cumhuriyet Bayramı tüm ülkemizde olduğu gibi ilçemizde de yarın kutlanacak. Genel Sağlık İş Sendikası Türkiye genelinde yürütülen beyaz eylemi Turhal'da başlattı. İlçe Sağlık Kurulu suya geçen hastalıklar konusunda çeşitli önlemler aldı. Refah Partisi heyeti Kanal Alfa'yı ziyaret etti. Sevgili seyirciler, haberlerimize geçmeden önce Kanal Alfa Türkiye'de il olmaya layık tek ilçe Turhal kampanyasını başlattı. Sevgili Turhallar, gün birlik beraberlik günü. Gün Turhal'ı yüceltme günü. Gün haklı davamızı savunma günü. Biz Turhal halkı olarak birlik beraberliğimizi sağladığımız an hiçbir güç 100 bin nüfuslu bir ilçeyi bırakıp küçük kasabayı il yapmaya cesaret bile edemez. Belediyemizi, tüm siyasi partilerimizi bugünden tezi yok bir komite oluşturarak derhal çalışmalara başlamaya davet ediyoruz. Sayın seyirciler, il olmanın büyük yararlarını burada tek tek anlatmaya gerek yok. Yarın Turhal'ın il olmasıyla birlikte kamu, kurum ve kuruluşları Turhal'a gelecek. Yeni inşaatlar başlayacak, istihdam alanları açılacak, ekonomi canlanacak, sosyal yaşantı yeni boyutlar kazanacak. Haydi Turhallar, hep birlikte silkinelim. Ölüm uykusundan uyanalım, el ele verelim. Herkesin siyasi düşüncesi, dünya görüşü kendisine ait. Seçimlerde herkes istediği şekilde hareket etme hakkına sahip. Bu ortak davamızı gelin hep birlikte sahip çıkalım. Bizden güçlü kimsenin olmadığını göreceksiniz. Haydi Turhallar, hep birlikte Türkiye'de il olmaya layık tek ilçe Turhal diye bağıralım. Öyle bağıralım ki sesimiz ta Ankara'dan duyulsun. Sayın seyirciler, Turhal'ın sesi, Turhal'ın kulağı olmayı kendisine prensip edinmiş olan Kanal Alfa her zaman halkımızın yanında olacaktır. Şimdi haberler. Sayın seyirciler, Türkiye'de il olmaya layık tek ilçe Turhal kampanyamız kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Türkiye'de il olmaya layık tek ilçe Turhal kampanyamızla ilgili olarak siyasi parti başkanları ve il genel meclisi üyeleriyle görüşmelerimiz sürüyor. Evet sayın seyirciler, şu anda Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı Sayın Mahmut Uzar'ın yanındayız. Bu sefer konumuz siyasetten uzak bir konu. Bu konu ne zengini, ne siyasileri, ne fakir ilgilendiren bir konu. Bu konu bütün Turhal'ı ilgilendiren konu. Konumuz Turhal'ımızın il olabilmesi. Bütün potansiyeliyle elverişli olan Turhal'ımızın il olabilme konusu. Efendim bu konuda neler söyleyeceksiniz? Ben önce Kanal Alfa'ya teşekkür ediyorum. Turhal'ımız bilindiği gibi en büyük ilçelerden birisidir. Ancak
Gerekli kamuoyu oluşturmadığından ve bazı konularda politik davranmadığımızdan maalesef ilçe düzeyinde olan Turalımızın ilk konumuna gelmesi düşünülmemiştir. Yani bir kamuoyu oluşturulmamıştır. İlçemiz coğrafik yapısı, sosyal durumu ve nüfusu itibariyle il olmaya layık ilçelerden birisidir. Tarım ve sanayinin iç içe olması, Turhalımızın adının artık il olacak ilçeler arasında geçmesinin gereğine biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak inanıyoruz. Ben buradan tüm Turhal halkına şu şekilde seslenmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi, Turhal'ın il olması yönünde yapılacak tüm girişimlerde vardır. Bu güzelim ilçemiz için lütfen üzerimize düşen görevleri yapalım. Üzerimize düşen görevler diyorum, maddi manevi ne gerekiyorsa onu yapalım. Siyasi hesaplarda bir tarafa bırakarak Turhal'ımızın il olması yönünde çalışmalarımızı yapalım. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz efendim. Sayın, şimdi de Mehmet Güven beyefendiye aynı soruyu soracağız. İl Genel Meclis üyesi Mehmet Güven Bey, siz bu konuda neler söyleyeceksiniz? Vallahi Tural'ın il olması konusu bence Tural'da siyasal partiler üstü bir konu olması lazım. Yani ufak meseleleri üstünde tüm Tural'daki siyasal partiler, belediye başkanı, siyasal parti teşekkürleri, ne bileyim diğer tüm demokratik kuruluşlar, teşekkürler bu konunun üzerine çok ciddi ve ivedilikle gitmeleri gerekir. Biz ekonomik yönden, coğrafi yönden, kültürel yönden Tokat, Amasya, Sivas bu bölgeler, yani Karadeniz bölgesinde ve Türkiye genelinde de diyebilirim en gelişmiş kazalardan biriyiz. Eğer bizim Türkiye Cumhuriyeti olarak kazaların il yapılmasında Türkiye'nin menfaatleri varsa Tural'ın yani il olması bence en büyük şeydir, yani menfaattir. Çünkü bir şey, halkımızın bu konuya çok ciddi sarılması lazım. İl olması demek kazamızda yeni bir şehrin kurulması demek olur. Tüm altyapısıyla, yatırımlarıyla. Ben şunu söylüyorum, gene söylüyorum. Her türlü siyasal menfaat düşüncelerinin üzerinde tüm siyasi partiler, belediye başkanları, ilçe başkanları, il genel meclis üyeleri, diğer etkili olacak kuruluşların başkanları gerekirse halkımızla bütünleşerek Ankara'ya gidip Tural'daki halkımızın bu konuda çok ciddi beklentileri olduğunu, siyasilere bu konuyu ivedilikle ve samimiyetle onları önüne kamuoyunu yığarak dile getirelim diyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz efendim. Turalımızın il olması konusunu araştırmaya devam ediyoruz ve televizyonumuzun başlattığı kampanya doğrultusunda siyasi parti başkanlarımızla görüşmeye devam ediyoruz. Şu anda yanımızda Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanı Sayın Hacı Akıncı Bey var. Hacı Bey, Tural il olma yolunda ilk adımını kampanya doğrultusunda atmış bulunuyor. Şu an gündemde 34 ilçenin il olma konusu var. Bunların içerisinde Tural yok. Biz bunu protesto ediyoruz ve bu konudaki düşüncelerinizi sizden soracağız. Efendim, siz Tural'ın il olması konusuna nasıl bakıyorsunuz? Kanal Alfa Televizyonu'na ve tüm çalışanlarına bu konuyu, değerli konuya değindikleri için çok teşekkür ederim. Tural'ın il olması bakımından çok önemli bir yeri var. Tural ilçelerin içerisinde en kalabalık ilçelerden biridir. Ve il olma hakkı da özellikle bütün ilçelerin içerisinde Tural'ın hakkıdır. Çünkü bakın Tural'ın nüfusuna bakalım. Bütün Tokat vilayeti dahil bütün ilçelerinden Tural'a akım çok fazlaydı. Mesela bir 80 öncesi Turhal'ımızda fabrikalar faaldi. Efendim, Tural süt ve yem fabrikası, Tural tarım aletleri sanayi, Özdemir Antimuhan Madeni, efendim
un fabrikaları, yani Tokat ili dahil bütün ilçelerinden Turhal'a akın akın insanlar gelmekteydi. Ve il olma hakkını ta Turhal o yıllarda kazanmıştı. Kazanmıştı. Ama ne hikmetse Turhal'ımıza sahip çıkılmıyor. Bütün siyasilerimiz olsun, bizde dahil, vatandaşımız olsun, Turhal'a birazcık sahip çıkacak olsak, Turhal ile il olma hakkını kazanmıştır yani. En kalabalık nüfusa sahip olan ilçe Turhal ilçesidir. Hani Tokat, Tokat'tan fazlaydı. 80 öncesi Tokat'tan nüfusu fazlaydı Turhal'ın. Ama bir sigara fabrikasının yapılmasıyla birlikte Turhal duraklama devrine geçti. Tokat ilerledi, gidiyor. Hala da ilerlemekte. Onun için diyorum ki ben Milliyetçi Hareket Partisi olarak eğer ki hani Turhal'ımızın için her şeyi yapmaya hazırız ve Türkiye'miz için Turhal bir il olacaksa, eğer ki bu konuda heba olacak bir nesil gerekiyorsa, heba olması gereken bir nesil varsa, o nesil bizler olmaya hazırız. Ve bütün siyasilere, milletvekillerine, efendim ilçe başkanlarına, muhterem halkımıza seslenmek istiyorum buradan. Uğraşalım, çaba sarf edelim, ne gerekiyorsa yapalım, Turhal'ımızı il yapma çabalarını sürdürelim. Peki neler yapılabilir efendim bu doğrultuda? Efendim bu konuda gerekirse bütün halkımızı siyasi görüş ayırt etmeden bütün halkımızı arkamıza alır, bütün siyasiler Ankara'ya yürüyebiliriz. Efendim bütün bürokratlarımızla görüşebiliriz. Tokat'tan bürokrat Ankara'da çok büyük, fazla, çok fazla yani. Gidip görüşebiliriz. Turhal'ın il olması için bütün ne gerekiyorsa bütün çabaları sarf edebiliriz yani. Bu imkanlar elimizde. Ama ne hikmetse bizim Turhal'ımıza sahip çıkılmıyor. Sahip çıkılmıyor. Sahip çıkılmadığı gibi de hiç kimse Turhal'ın dertlerini dile getirmiyor. Onun için diyorum ki, yine sesleniyorum, gerekirse Turhal halkını arkamıza alıp Ankara'ya kadar yürüyebiliriz ve Turhal'ı il yapma çabalarını sürdürebiliriz. Onun için herkesi bu birlik beraberliğe davet ediyorum. Ben şunu merak etmişimdir Hacı Bey her zaman. Şu anki 34 ilçenin arasında Zile, evet, gündemde. Yani Zile'nin siyasetçileri, Zile'nin politikacıları acaba daha mı çok çalışıyorlar? Yoksa Turhal'ın politikacıları bu işte ilgilenmiyorlar, bir umursamazlık mı var? Evet, çok güzel bir yere temas ettiniz. Teşekkür ederim. Zile'yi il yapmak için elinden gelen bütün çabayı sarf ediyor. A'sından Z'sine, yani vatandaşından siyasisine kadar Zile buna büyük çaba sarf ediyor. Ama ne hikmetse işte yine diyorum, Turhal'da bu olaya sahip çıkılmıyor. Aslında hani bizim insanımız daha fazla her yerde. Bürokraside de, nüfus bakımından da, efendim ekonomik bakımından da, yani bizim insanımız her imkana sahip Turhal'da. Turhallımız her imkana sahip ama ne hikmetse bunu çalışmaya geçiremiyoruz yani. Onun için yine söylüyorum, Zileliler bu konuda çok tutkun. Bir Turhal'ın şöyle bir özelliği de var. Zannederim Turhal'da derler yani, büyüklerimiz eskiden söylerlerdi. Türkiye'de 72,5 millet mevcut. 72,5'un hepsi de Turhal'da mevcut yani. Özellikle herhalde zannediyorum ki bu konudan dolayı sahip çıkılmıyor. Bakın örnek yani, gurur duyuyorum ben bundan. Milletvekilliği seçimlerinde 5 tane milletvekili Zile'dendi yani sıralamada. Turhal'dan bir tane, iki taneydi. 5 milletvekili, her partide
Zile'nin milletvekili adayları vardı. Turhal ne hikmetse yine sıralamaya bile giremedi yani. Onun için Turhal'ımız bu olaya sahiplenmesi lazım yani. Halkımızda, siyasilerimizde, ilçe başkanlarımızda, bürokratlarımızda buna sahip çıkmamız lazım. İl olma hakkı Turhal'ındır. Turhal'ındır. Peki efendim, size teşekkür ediyoruz. Turhal'ın il olma yolundaki ilk adımını biz bu şekilde atmış bulunuyoruz. İnşallah Ankara'ya yürüyerek, Ankara'ya giderek bu adımlarımızı daha da hızlandıracağız. İnşallah, inşallah. Ben çok teşekkür ederim sizlere bu çalışmayı başlattığınız için. Kanal Alfa Televizyonu'na, bütün çalışanlarına çok teşekkür ederim. Şu anda Anavatan Partisi yönetim kurulu üyesi ve ilçe sekreteri Ahmet Aydın Bey ile birlikteyiz. Ve konumuz olan televizyonumuzun açtığı kampanya doğrultusundaki Turhal'ın il olma konusunu kendilerine soracağız. Efendim, Turhal'ımızın il olma konusu gündeme geldi. Evet. 34 yeni ilçenin il olması söz konusu. Bunlar arasında Turhal yok. Siz siyasi parti temsilcisi olarak Turhal'ın bu konudaki geleceğini nasıl görüyorsunuz, nasıl bakıyorsunuz? Çok teşekkür ederim. Önce Kanal Alfa'nın siyasi partimize gelerek bu konudaki görüşlerimizi almak üzere bize fırsat verdiği için Kanal Alfa'ya bugünkü davranışından dolayı yayın hayatında başarılar diliyoruz. Ayrıca bugün çok önemli bir gün. Cumhuriyetimizin 70. yıl dönümünü kutluyoruz. Turhal halkının Cumhuriyet Bayramı'nı şahsım ve partilerim adına da kutlamak istiyorum. Sorunuza gelince, bizim için çok önemli bir konu. Çünkü Anavatan Partisi Türkiye'de her türlü kalkınmanın, gelişmenin öncülüğünü yapan bir parti. Bu bağlamda gerek genelde gerek özelde her türlü atılımın yanındayız. Turhal'ın il olması konusuna gelince, son günlerde halkımızı en çok ilgilendiren bir konu haline geldi. Yaşamsal bir önemi var. Zile'nin isminin öne geçmesi Turhal'da yaşayan insanları tedirgin etmekte, heyecanlandırmaktadır. Müsaade ederseniz ben biraz olaya geniş bir perspektifle bakmak istiyorum. Anavatan Partisi kendi programında ilk defa idari reformu, hukuk reformunu ve hizmetin vatandaşın ayağına gitme ilkesini başlatan bir partidir. Bu bağlamda 1983'ten bu yana uygulamaları vardır. Kasabaların ilçe, ilçelerin il olması olayını ilk defa Anavatan Partisi başlatmış. 91 yılında da Sayın Demirel bunu taklit etmiştir. Günümüze gelince Turhal'ın il olması konusuna bir başka boyutta bakmak istiyorum. Bugünkü hükümet bizim anlayışımıza göre başarısızdır. Ülkenin gündeminde çok ağır sorunlar vardır. Önümüzde de 27 Mart yerel seçimleri vardır. Yerel seçimlerdeki başarısızlığını kamufle etmek için kendi medyasını, para destekli medyasını öne geçirerek bir takım ilçelerin, dediğiniz gibi 34 ilçenin adını vermiştir. Bunların içinde Zile de vardır. Biz Zile'nin Turhal'lı olarak il olmasına karşıyız. Şöyle ki, bir yerin il olması için bir takım kıstasların, özelliklerin ortaya çıkmış olması gerekir. Turhal'a baktığımızda coğrafi konumuyla, altyapısıyla, 80 bin nüfusu barındırmasıyla, sosyal tesisleriyle il olmaya aday bir ilçedir. Üstelik İçişleri Bakanlığı nezdinde Turhal birinci sınıf bir ilçedir. Gönderilen kaymakamlarımız da birkaç yıllık değil, deneyimli, tecrübeli devlet memuru olarak buraya atanırlar. Öyleyse bu hak yasal açıdan, toplumsal açıdan Turhal'ındır. Bu Turhal'ın il olması konusunda kamuoyu oluşturulması gerekiyor. Bunu siz öncülük olarak başlattınız. Bir kez daha Anavatan olarak biz size şükranlarımızı arz ediyoruz. Mutlaka bu olumlu davranışın her platformda yanında olacağız. Vatandaşlarımızın aydınlatılması, politika üstü bir görüş olarak ele alınmasından yanayız. Bu bazı iktidar ortağı partiler korkarım ki 27 Mart seçimlere yönelik bunu bir şov haline getireceklerdir. Halbuki biz partileri de aşan, Turhal halkını ilgilendiren bir olay olarak görüyoruz. Turhal'ın il olması ekonomik açıdan, sosyal açıdan, idari açıdan, diğer hizmetlerin gelmesi açısından, devlet birimlerinin gelmesi açısından Turhal'da her türlü canlılığı başlatacaktır. Turhal halkının özlemlerini yerine getirecektir. Anavatan Partisi olarak biz böylesine hayati bir önemin dışında asla olmadık, olamayız. Biz olaya şöyle bakıyoruz biraz da.
Bu konu Alfa tarafından başlatıldı. Turhal'da bulunan tüm siyasi partiler, partiler üstü bir anlayışla, kitle örgütleriyle, sendikalarıyla, meslek kuruluşlarıyla, odalarıyla, bütün birimleriyle bir komisyon oluşturulmalı. Bu komisyon siyasi gücünü de kullanarak, toplumsal gücünü kullanarak mevcut iktidarı zorlayabilmelidir. Ve oradan bu hakkı söke söke almalıdır. Zira bu hak artık Turhal'ındır, Turhal'ın olmalıdır. Turhal'ın buna ihtiyacı vardır. ANAP döneminde rahmetli Özal, partimizin kurucusu ilk defa bu müjdeyi verdi. Ve burada halkımıza bir çağrı da yaptı. O zamanki anavatan yöneticileri bu çağrıyı siyasi partilere götürdüler. Her nedense pek rağbet görmedi. Ama biz, bizim zamanımızda bu çağrıya cevap vermediler diye geri duramayız. Çünkü biz halkın yanındayız. Genel başkanımızın dediği gibi önce vatan, sonra anavatan diyen anlayışın insanlarıyız, inanmış insanlarız. Turhal'a gelince, Turhal'da da parolamız belli. Gerek yerel seçimlerde, gerek üniversite olayında, gerekse il olma olayında önce Turhal, sonra anavatan diyoruz. Bu oluşumun her platformunda, her kademede yanında olacağımızı içtenlikle ben belirtmek istiyorum. Değerli kardeşim, Turhal'ın il olması olayına daha sıcak bakabilmemiz için bizim önerimiz şudur. Turhal'daki tüm siyasi parti temsilcileri, bir kez daha vurguluyorum, meslek odaları, sendikalar, benzeri kuruluşlar kaymakamımızın öncülüğünde bir komisyon oluşturulmalıdır. Bu halka anlatılmalıdır. Ayrıca Turhal'ın bir de envanter dosyası hazırlanmalıdır. Turhal'ın tarımsal özellikleri, Turhal'ın coğrafi konumu, Turhal'ın altyapısı, il ve ilçelerle olan bağlantısı, meşhur yerleşme planı ve bu özellikleri bir dosya haline getirilmeli, il olma sevdasına yönelik komisyon çalışmaları son noktaya getirilmeli, bir kitapçık haline getirilmeli, bu kitapçıkla halkla beraber belli merciler zorlanmalıdır. Ben öyle inanıyorum ki bu süreç başlamıştır, kamuya mal olmuştur, Turhal'daki insanlara mal olmuştur. İnşallah bu anavatan iktidarında gerçekleşecektir. Ama biz şu anda olmasını istiyoruz. Eğer bunlar yapamayacaklarsa bizim programımızda, düşüncemizde vardır. Biz anavatan ilçe örgütü olarak bu sevdanın takipçisiyiz. Bunun devamında kaçmayacağız. Efendim, biz de Turhal'ımız ilgilenen bu önemli konuda size başarılar diliyoruz. Çalışmalarınız da kolay gelsin. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben bunu bir siyasi spekülasyon olduğu inancındayım. Eğer Tokat ilinde bir ilçe il olacaksa biliniz ki bu Turhal olacaktır. Neden? Turhal Orta Karadeniz'de konum itibariyle mükemmel bir kavşak noktada. Transit bir merkez. Karadeniz açılıyor, İç Anadolu'ya açılıyor, Batı Doğu Karadeniz bölgelerine açılıyor. Ve saat 6-8 arasında rica ediyorum bütün hemşehrilerimiz Turhal terminaline bir baksınlar. Buradaki trafik sirkülasyonu öyle sanıyorum ki Samsun ve Sivas'ta yok. Turhal bu hakka sahip, konum itibariyle sahip. Aşağı yukarı Türkiye'nin 35-40 ilinden büyük. Yani böylesine 80-100 bin nüfuslu bir ilçe. Efendim, Turhal 1944 yılının 1 Eylül'ünde ilçe olmuş, hızla büyüyen, gelişen, eğitim seferberliğini başlatmış, bütün hizmet birimlerinin var olduğu süper bir ilçe. Turhal'da 58 tane kamu kuruluşu hizmet yapmakta. Şimdi Zile lafı olunca ben Zile ile Turhal'ı bir kıyaslamak isterdim aslında. Daha evvel bize böyle bir şey verseniz, Zile'nin ve Turhal'ın gerçek değerlerini ortaya koyarak bu olayı daha aydınlığa kavuşturmuş olurduk. Turhal 110 bin nüfuslu, 4 beldemiz, 50 köyümüz var. Nüfusumuzun %98'i okur yazar. Efendim, Turhal'da sanayi sektörü var. Turhal'da bütün orta dereceli okullar var. Turhal'da bizim sonradan getirdiğimiz bir meslek sağlık okulu var. Artı onun yüksek okula dönüştürülmüş şekli 95'e programlanmış. Artı Büyük Turhal yolunda olduğumuz, Büyük Turhal yolunda verdiğimiz mücadelede Turhal bir fakülteye de kavuştu gözüyle bakıyoruz. Öyle sanıyorum ki ufukta
Yeşilırmak Üniversitesi Tural'da doğacak. Yani böyle bir konuma, böyle bir imkanlara sahip bir ilçenin il olması varken bir başka ilçenin il olmasından bahsetmek bence hayal olur. Peki efendim, bütün bunları söylerken gündeme, yani ön plana Zile'nin çıkması, bu acaba oranın siyasetçilerin canlılığından mı? Hayır efendim, o sadece siyasi spekülasyon. Ben hemşehrilerime şu mesajı vereyim. Tabii bir ilçenin il olmasında siyasi ağırlık önemli. Ben hemşehrilerime şunu diyorum. Elimizden tutsunlar, il olmak kolay. Evet. Ve Büyük Tural olacaktır. Bizim DYP ilçe teşkilatımız olarak hedeflediğimiz nokta Büyük Tural projesidir. Peki efendim, bir parti başkanı olarak halkımızdan neler bekliyorsunuz? Neler yapılmalı? Şimdi olay ortaya çıktığı vakit biz vatandaşımızın öncülüğünü yapacağız. Kesinlikle yapacağız. Bütün birimleri zorlayacağız. Biz kamuoyunun sesiyiz. Burada sağın en büyük partisiyiz ve iktidarız. Bütün imkanları kullanacağız. Hemşerilerimiz bundan müsterih olsun. Hatta Tural'ın il olma olayı 1976'larda söylenen sözlerdi. Ne var ki 1980'le Tural'ın inkıtaya uğraması, gelişmesi, büyümesi, ama şu son iki yıldır bizim iktidarımız döneminde Tural'da çok güzel gelişmeler vardır. Hiçbir şey olmasa üniversitenin bir fakültesinin Tural'a gelmesi Tural'ın bahtının açıldığının işaretidir. Tural il olacaktır. Biz bunun altyapısını örmeye gayret ediyoruz. Bakınız, orman işletme şefliğimizi işletme müdürlüğü düzeyine çıkardık. Tek işletme şefliğini tek işletme müdürlüğü düzeyine çıkardık. Orman işletme şefliği olduğu vakit Zile'yi, pazarı, Zala'yı bize bağlayacaklar. İşletme müdürlüğüne dönüşecek ve kapasitemiz artacak. İşte tekin işletme şefliği işletme müdürlüğüne dönüştürülmüştür. Arkasında biz takipçisiyiz. Müesse müdürlüğüne dönüştürmek istiyoruz. Yani biz il olmanın raylarını gizli bir şekilde örme gayreti içindeyiz. Tural il olacaktır. Peki efendim. Ben hemşehrilerime şunu söylüyorum. Burada il olmasında çok önemli bir olay da siyasi tercihtir. Vatandaşlarımız bunu göz önünde bulundurmak mecburiyetindedir. Ben bu mesajı da burada hemşehrilerime vermek istiyorum. Elimizden tutsunlar, gerisine karışmasınlar. Peki, teşekkürler. Biz üstümüze düşen her türlü görevde vatandaşımızın emrindeyiz. Ve gerekli birimleri zorlayacağız. Müsterih olsunlar. Teşekkürler efendim. Size çalışmalarınızda başarılar. Evet sevgili seyirciler, şu anda Tural Refah Partisi İlçe Başkanı Sayın Mustafa Kuru ile birlikteyiz. Efendim, Tural'ımızın il olma konusu gündeme geldi ve biz bir kampanya şeklinde bunu başlattık. Siz bir siyasi parti temsilcisi olarak konuya nasıl bakıyorsunuz efendim? Tural'ın il olması, hele hele son duyduğumuz şeye göre, yani hemen yakınımızda 35 kilometre, 35 bin ya da 40 bin nüfusa sahip Zile'ye kıyasla Tural daha çok il olmayı hak ediyor. Hem Samsun-Sivas karayolu üzerinde, daha doğrusu Samsun-İran, Samsun-Irak karayolu üzerinde, konum itibariyle 80 bin nüfusa sahip neredeyse, fabrikası, şeker fabrikası kapanmış da olsa, süt fabrikası, yem fabrikası kapanmış da olsa bir Tamsan, birkaç tane tuğla kiremit fabrikaları, kapanmış da olsa antuman madeni var. Bunlar kapanmış da olsa derken, bunlar yarın bir gün açılacak. Açılması gerekiyor. Refah Partisi olarak iktidara gelirsek, zaten bize en ufak bir yetki milletimiz tevdi ederse, o yetkiyi verirse, yapacağımız ilk şeylerden birisi bu kapanan iş yerlerini açmak, ona ilaveten başka fabrikalar kurmak. Daha önce bir meseleden dolayı söylediğimi hatırlıyorum. Bizim her ilçeye 4 fabrika projemiz var. Refah Partisi olarak. Tural bu konumuyla illaki il olması gereken bir yer varsa Tokat'tan, Tokat şu andaki Tokat sınırları içinde illaki il olması gereken bir yer varsa buna Tural daha layık. Biraz önceki saydığımız sebeplerden dolayı.
Turhal Refah Partisi ilçe teşkilatı olarak, ilçe başkanı olarak ve idare heyetindeki tüm arkadaşlarım olarak elimizden gelen her şeyi sonuna kadar, gerek maddi gerek manevi, sonuna kadar yapacağımızı halkımız iyi bilsin. Bu bizim sözümüzdür, taahhüdümüzdür. Ne gerekiyorsa sonuna kadar, gerek Turhal'da, gerek Turhal dışında, Tokat gibi, Ankara gibi yerlerde elimizden geleni sonuna kadar yapmaya hazırız. Ben hemen şunu sormak istiyorum efendim size. Saydığınız bütün bu etkenler Tokat çevresinde Turhal'ı il olma yolunu ön plana çıkarırken şu an 34 yeni ilçenin il olması söz konusu ve bunların içerisinde Zile var. Evet. Bu konuya bir siyasi parti temsilcisi olarak nasıl bakıyorsunuz? Biraz önce Tokat sınırları, Tokat'ın şu andaki sınırları içinde bir başka bir il olması gereken bir yeri varsa derken, yani Zile'yle bir rekabet havasına girmek istemiyorum. Çünkü Turhal'da Zile'li kardeşlerimiz de var. Bizim yönetim kurulumuzda Zile'li kardeşlerimiz var, Turhal'da oturan. Bunu normal yoldan düşündüğümüzde, yani hak edenin hakkını alması açısından düşündüğümüzde, Tokat sınırları içinde bir il olması gereken bir yer varsa, Zile değil de demeyeyim. Yani herkes biliyor, Zile'nin 35 veya 40 bin nüfusu vardır, Turhal'ın 80 bin nüfusu vardır. Zile'nin konumu da belli, Turhal'ın konumu da belli. O açıdan Turhal olması gerekir diyorum. Yoksa bir ilçenin il olması, o ilçeye 8 tane, 10 tane, 15 tane fabrika gelmesini sağlamaz bugünkü düzende. O açıdan çok çok olsa bir vali gelecektir, bir emniyet müdürü gelecektir. Buna bağlı birkaç tane personel gelecektir. Hepsi o kadardır. Bizim konumuz sadece Turhal, Tokat, Zile vesaire meselesi değil. Partimizin bu husustaki şeyi bütün Türkiye'nin ekonomik yapısıdır. Bütün Türkiye'nin açıdır, fakiridir, işsizidir. Her siyasi partinin tüzüğünde işsizliği önleyeceğim diye şey vardır. Ama hiçbirinin tüzüğünde ilçelere il yapacağım da işsizliği önleyeceğim yoktur yani. Peki efendim, Turhal il olma yolunda ilk adımlarını atmaya başladı ve bunu biz bir kampanya olarak başlattık. Bundan sonra Turhal halkı ne yapabilir? Veya siyasi parti temsilcileri ne yapabilir? Şimdi ben mali müşavirlik, muhasebecilik yapıyorum. Mesleğim bu. Bir siyasi parti ilçe başkanı bu hususta şu günkü düzende neler yapması gerekir bilemem. Bir insan her şeyi bilemeyebilir, mazur görülsün. Ancak biz iktidarda olsak, hükümet bizde olsa, bir telefonla Turhal'ın il olması gerekir deriz, Ankara'ya bildiririz. Öyle inanıyoruz ki yetkili kurullar çalışır, biraz önceki dediğim gibi, yani il olması gereken bir şey varsa, öyle bir durum varsa, mutlaka bir telefonla bu iş halledilir. Bu siyasi şova çevrilmemelidir. Bunun da ötesinde, bunlara rağmen yapılması gereken bir şey varsa, biraz önce söylediğim gibi, adam mı gönderilmesi gerekiyor, halktan bir kısım insanların mı gitmesi gerekiyor, 2 otobüs, 3 otobüs, 4 otobüs, 5 otobüs masraflarını biz karşılamak kaydıyla, bize düşeni sonuna kadar yapmaya hazırız derken bunları kastediyorum. Maddi manevi ne gerekirse. Size çalışmanızda başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta ve ilçemizde törenle kutlanıyor. Atatürk'ün bizlere emanet ettiği cumhuriyeti bizden sonraki nesillere emanet aldığımız gibi devretmek yine bizim görevimiz. Cumhuriyet fikren, ilmen, bedenen güçlü ve yüksek karakterli muhafızlar ister diyen Mustafa Kemal Atatürk'ü buradan saygıyla anıyoruz. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici betahların olacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait
çok namusait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hileyle aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet fakr-ü zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Sayın seyirciler, tüm yurtta olduğu gibi yarın ilçemizde de Cumhuriyetimizin 70. kuruluş yıl dönümünü coşkuyla kutlayacağız. Atatürk Cumhuriyet'in ilanından bir gün önce yakın arkadaşlarını yemeğe davet etmişti. Davetliler şunlardı: İsmet Paşa, Kazım Paşa, Fethi Bey, Fuat Bey, Ruşen Eşref Bey, Kemalettin Sami, Halit Paşa. Atatürk yemek esnasında "Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz" dedim. Hazır bulunan arkadaşlar derhal düşünceme katıldılar. Yemekten kalktık, o dakikadan itibaren kısa bir program tespit ve arkadaşları aydınlattım. O gece birlikte bulunduğumuz kişiler erkenden ayrıldılar. Yalnız İsmet Paşa misafiriydi. Onunla yalnız kaldıktan sonra bir konu taslağı hazırladık. Bu taslakta 20 Kanuni Sani 1337 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun şekli, devleti tespit eden maddelerini şu suretle tatil etmiştim. Birinci maddenin nihayetine "Türkiye Devleti'nin şekli hükümeti cumhuriyettir" cümlesini ilave ettim. Bugünkü dilimizle anayasanın devlet yönetimiyle ilgili maddesini cumhuriyet olarak değiştirdim, diyor Atatürk. Türk milleti 2 asırdır kahrını çektiği ihanetlerden, nankörlüklerden, içte ve dışta kötü muameleden, haksızlıklardan, istiklaliyle beraber varlığını da kemiren kapitülasyonlardan o sayede kurtuldu. Türk ulusunun cumhuriyeti ilan edildiği günü ulusal bayram ilan etmesi ve kutlamaların anlamı o derin ve tehlikeli yaraların şifa bulmasına dayanır. Bugünün ve yarının tehlikelerinden korunmak gene cumhuriyetimizin sayesinde mümkün olacaktır. Nice 70 yıllara, 70. yıllara sevgi ve el ele diyoruz. Genel Sağlık Sendikası Türkiye genelinde yürütülen beyaz eylemi Turhal'da başlattı. Sağlık personelinin çeşitli sorunlarını dile getirecek olan eyleme beyaz kokart takılarak başlanıldı. Genel Sağlık Sendikası ilçe başkan temsilcisi Ümit Kurt, sendika ve beyaz eylem konusundaki sorunlarımızı cevapladı. Şu an bulunduğumuz yer Genel Sağlık Sendikası ilçe baş temsilciliği. Yanımızda da baş temsilci Sayın Ümit Kurt Bey var. Ümit Bey, sendikanızı bize tanıtır mısınız efendim? Sendikamız Genel Sağlık İş, 1991 yılında kurulan ve şu anda 30 bin üyesi bulunan, 657 sayılı yasaya ve göre çalışan sağlık, teknik, genel İdari hizmetler sınıfında istihdam edilmiş hizmetliden hekimine kadar tüm sağlık çalışanlarının mevcut durumlarından başka bir nitelik aramaksızın üye olarak kabul eden ve geniş sendikal birlik ve bütünlüğü sağlayan, dinsel, ırksal, etnik ve cinsel ayrımcılığı reddeden, düşünce ve inanç özgürlüğüne sonsuz saygı gösteren, ancak hiçbir siyasi ve parti ile organik ilişkiye girmeyen, bu çevrelerden kaynaklanan müdahaleye fırsat vermeyen sağlık personelinin eğitiminde, sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde çağdaş, demokratik ve bilime dayalı sistemi ve ön koşul olarak kabul eden sınıf ve kitle sendikasıdır. Peki efendim, Türkiye genelinde yürütülen bir beyaz eylem var. Bu beyaz eylemin amacı nedir ve
neler talep edilmektedir beyaz eylem kapasitesinin doğrultusunda içerisinde? Beyaz eylemin amacı halkımıza daha iyi sağlık hizmeti sunmak ve emeğimizin karşılığını talep etmektir. Taleplerimiz daha iyi ve kaliteli hizmet verebileceği çalışma ortamının sağlanmasını istiyoruz. Sağlık ve eğitimin meta olarak değerlendirilmesini, serbest piyasa koşullarının belirsizliğine terk edilmesini istemiyoruz. Öncelikle sağlık çalışanlarının ücretlerinde en az %100'lük bir iyileştirme sağlanmasını ve sendikalarımızla toplu pazarlık masasına oturulmasını istiyoruz. Siyaset hakkının tüm memurlara verilmesini istiyoruz. Peki efendim, Tunal'daki sağlık çalışanlarının bu eyleme katılma oranları nasıl? Sizi destekliyorlar mı? Tunal'da gerçekleştirilen bu eyleme, sağlık çalışanları iş yerlerinde emeğimizin karşılığını istiyoruz yazılı kokartları takarak geniş çaplı bir katılım olmuştur. Bu iş yerlerinde hastane ve sağlık ocaklarında gerçekleştirilmiştir. Yönetim kurulu olarak bizler de Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Sağlık Bakanlığı'na taleplerimizi belirtir, fakslar çekerek bu eyleme katıldık. Bir de ben de şunu sormak istiyorum. Bu beyaz eyleme ne için gereksinme duyuldu? Sağlık çalışanları halkımıza sağlık hizmeti götürürken kendi sağlıksız bir ortamda hayatlarını devam ettirmektedirler. Bu eylemin amacı daha iyi ücret alabilmek ve halkımıza daha güzel bir hizmet sunabilmektir. Peki efendim, size çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Bizi kabul ettiğiniz için teşekkürler. Kendimizi tanıtma fırsatı verdiği için yönetim kurulu ve şahsım adıma teşekkürlerimizi sunuyorum. Ben de teşekkür ederim. İlçe Sağlık Kurulu suyla geçen hastalıklar konusunda çeşitli önlemler içeren bir karar aldı. Alınan kararlar 1. Mevsim itibariyle suyla geçen hastalıklarda artış görülmesi nedeniyle içme ve kullanma sularının dezenfeksiyonuna büyük önem verilmesi gerekmektedir. İçme ve kullanma suları dezenfekte edilmeden tüketime sunulmasıyla halk sağlığı risk altına atılmış olur. Bu nedenle şehir içme ve kullanma sularının klorlama yönetmeliğine göre klorlanmasına, bozuk olan klorlama cihazlarının acilen faaliyete geçirilmesini, 2. İlçemizde bulunan gıda, imal, depo ve satış yerlerinin çevre sağlığı ve zabıta ekiplerince düzenli olarak kontrol edilmelerine, sıhhi şartlara uymayan iş yerlerinin faaliyetten otlara sıçrayan kıvılcımın neden olduğu yangında Salih Gökmen, Nail Şahin ile Şükrü Püskül'e ait evler eşyalarıyla birlikte tamamen yandı. Tedbirsizlik ve dikkatsizlik neticesi 3 evin tamamen yanma sonucu toplam 1 milyar liralık maddi hasar meydana gelirken can kaybı olmadı. Su kuyusuna düşen çocuk öldü. Zile ilçesinde evlerin önünde bulunan su kuyusuna düşen erkek çocuğu boğularak öldü. Zile'nin İstasyon Mahallesi'nin Dede Sokağı'ndaki evlerinin önünde bulunan üzeri açık su kuyusuna düşen 3 yaşındaki İsmail Sorgucu adlı erkek çocuğu boğularak öldü. Zile Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kuyudan çıkarılan küçük İsmail'in cesedi ailesine teslim edilirken Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya el konularak soruşturmaya başlandı. Kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı. İl düzeyinde trafik ekipleri tarafından yapılan kontrol ve denetimlerde kurallara uymayan toplam 565 araç sürücüsüne 31 milyon 460 bin lira para cezası uygulandı. Trafik Şube Müdürlüğü'nce şehir merkezinde yapılan kontrol ve denetimlerde trafik kurallarına uymadıkları belirlenen 44 araç sürücüsü hakkında 6 milyon 360 bin lira para cezası uygulanırken, bölge trafik ekiplerince 423 araç sürücüsü hakkında 13 milyon 820 bin lira para cezası, İlçe trafik ekiplerince de 98 araç sürücüsü hakkında 11 milyon 280 bin lira para cezası uygulandı. Refah Partisi Tunal İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri Kanal Alfa'yı ziyaret etti. Refah Partisi Tunal İlçe Başkanı Mustafa Okur ve Yönetim Kurulu üyeleri bugün Kanal Alfa'yı ziyaret ederek Yönetim Kurulu üyelerimizle görüştüler. Bugün geldiğimizde daha çok bir Bizim bayağı yakından ilgilendiriyor. Bizi çok. Zile yurda. 35 bin nüfusuyla
Turhan 79'un oraya bağlanırsa... Şimdi bizim de ağrımıza gidiyor ya. Tabii zoruna gidiyor yani. Tabii doğru. Bugün bir de o zaman ne olsun, niye zor oluyor yani? Evet. Sonra bizim konumuz oradan daha iyi. Konum bakımından tabii buraya... Yollarımız açık her tarafa. Bugün fabrikamız var, 2000 lira fabrika gelecek yani. Evet. En yakın olayı sorumlu olsa bile yani. Yani iyi olacaksın. Sayın seyirciler, yayınımızı sizlere daha net izletebilmek için cihazlarımızda bir takım değişiklikler yapmaktayız. Bu yüzden yayınımız kesildiği andan itibaren Kanal Alfa'yı UHF bandından yayın saati süreci içerisinde arayınız. Şimdi hava raporunu öğrenmek üzere sözü Melike'ye bırakıyorum. İyi akşamlar sayın seyirciler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre... Orta ve Doğu Karadeniz çok bulutlu ve sağanak yağışlı olacak. Günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Amasya ve Tokat 8-12, Trabzon, Rize ve Giresun 9-12, Samsun 10-13, Artvin 3-10, Bayburt 2 ve 8 derece. Batı Karadeniz ise çok bulutlu olacak. Günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Bolu 4-12, Zonguldak ve Sinop 9-14, Bartın 7-13 derece. Kanal Alfa Haber Merkezi'nin hazırladığı hava raporunu sundum. Gününüzün iyi geçmeyi dileğiyle. Kanal Alfa Haber Merkezi'nin hazırladığı haberleri izlediniz. Yarın 20.30'da görüşünceye kadar hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Kanal Alfa Haber Merkezi'nin hazırladığı haberleri sunuyoruz. Önce özetler. Cumhuriyet'in 70. yıl dönümünü coşkuyla kutladık. Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarken Uluöz öğrencileri öğretmen özlemiyle tutuşuyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal, Tokat'ta 93 sonunda ekonomi adlı toplantıya katıldı. CHP İlçe Başkanı Şahin İleri, Turhal'ın il olması için halkımızın yanındayım dedi. Yarın Turhal Şeker Spor Tokat Tek ile karşılaşıyor. Şimdi haberler. Cumhuriyet'in 70. yıl dönümünü coşkuyla kutladık. Nice 70'li yıllara. Cumhuriyet'in 70. yıl dönümünü bugün tüm ülkemizde olduğu gibi ilçemize de coşkuyla kutladık. Dün belediye önündeki Atatürk heykeline çelenkler konuldu. Bugün de şehir stadında orta dereceli okullar ile ilkokulların 5. sınıfları ve bando takımlarının katıldıkları törenler düzenlendi. Törende Turhal Kaymakam Vekili Mustafa Çatal, Belediye Başkanı Muhsin Pehlivan ve Garnizon Komutanı Recai Aslan halkın bayramını kutladılar. Kaymakam Vekili Mustafa Çatal ve öğrenciler günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yaptılar, şiirler okudular. Törenleri çok kalabalık bir halk topluluğu coşkuyla izledi. Evet sevgili seyirciler, bugün Cumhuriyetimizin ilanının 70. yıl dönümü. Bu büyük günü törenlerle kutluyoruz. Turhal'da olduğu gibi bütün yurtta da törenlerle kutlanan bu yıl dönümü büyüğünden küçüğünden, ihtiyarından gencine herkes büyük bir coşkuyla kutluyor. Biz Kanal Alfa olarak bu muhteşem töreni sizler için görüntüleyeceğiz, sizler için sunacağız. Thank you.
boyunca gün yaşamış ve arka arkaya sayısız devletler kurmuş olan yüce Türk milleti bu işgallere karşı topyekun ve tek vücut halinde bir kurtuluş savaşına girmiştir. Birinci Dünya Harbi'nden gerik, bitkin, harap olmuş bir halde çıkan Osmanlı İmparatorluğu'nun toprakları biraz önce belirttiğim gibi emperyalist devletlerin saldırısına maruz kalmış, vatanı yer yer işgal edilerek yok edilmesine başlanan Türk milleti varlığını, yurdunu, bağımsızlığını kurtarmak ve esaret zincirini kırmak suretiyle Türk milletinin bağrından çıkan ulu önder Atatürk'ün önderliğinde büyük bir mücadeleye başlamıştır. Büyük asker Mustafa Kemal milli mücadeleyi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a geldiğinde Türk milletine şöyle sesleniyordu. Yabancı bir milletin himayesine girmek insanlık niteliklerinden yoksunluğu, güçsüzlüğü ve miskinliği Asya'ya vurmaktan başka bir yüzyıl değil mi? Türk milletin onu, ileri, bunu yaşına gündeyi çok yüksektir. Türk milleti vatanına, bağımsızlığına çok güçlüdür. Bu meziyetlere sahip olan bir milletin esir yaşamaktansa ölmesi, yok olması daha evladır. Onun için Atatürk milletine ya istiklal ya ölüm parolasını vermişti. Milli kahramanımızın Amasya samimi, Erzurum ve Sivas kongreleriyle gelişen ve eşi görünmeyen şahlanış, birlik ve beraberlik ruhu nihayet 30 Ağustos zaferiyle başarıya ulaşmıştı. Bu zafer bize cumhuriyeti getirdi. Ulu Önder Türk milletinin tabiat ve şiarına en uygun idare Cumhuriyet idaresidir diyerek Türk milletini en faziletli bir idare olan Cumhuriyet idaresine kavuşuyordu. Ancak o günden beri ve günümüzde de devam eden dişte ve dişte her türlü bölücü ve yıkıcı etkilere rağmen Türk ulusunun gazeti çoğunluğuyla Cumhuriyet, layık devlet, Atatürk ülkelerine, tarihine, milli varlığına değişmez sahip çıkma gücü vardır. Bu üstün güç sayesinde vatanımızın ve milletimizin iç ve dış düşmanları karanlık temellerine inşallah kavuşamayacaklardır. Bu hasretlerimizi korumalıyız ve bununla da gurur duymalıyız. Ve bizi esarete sürükleyen güçlerin karşısına hep birlikte çıktık. O zaman yanmış, yıkılmış vatan toprakları üzerinde yaşamak hakkından başka elimizden her şeyimiz alınmıştı. Fakat geçen süre içerisinde kendimizi esaretten kurtardığımız gibi dünyada birçok farklı milletlere de örnek olduk. Bugün ise Orta Doğu'nun, Balkanların en büyük devleti olduk. Böylece bir denge unsuru haline geldik. İşte bu varlığımızı cumhuriyete borçluyuz. Sevgili gençler, Cumhuriyet seçimine inanın. Zira Cumhuriyet öylesine özlü ve sağlam temeller üzerine oturmuştur ki onu sonsuzluğa kadar hiçbir engel durduramayacaktır. Damarlarınızdaki asıl kan Cumhuriyet tekliliğini yapma görevinde en büyük kuvvet kaynağınızdır. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin 70. yıl dönümünü kutlarken bizi Cumhuriyete kavuşturan kahraman milletimizin şehit ve gazilerini ve bunların başında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle, milletle anıyorum. Bu vesileyle Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun diye saygılar sunarım. Asırlarca bu millet kan döktü hürriyet için. Kan döktü, can verdi Cumhuriyete kavuşmak için. Masmavi göklerimize senin adın Mehmetçiğin süngüsüyle yazıldı. Hür dalgalandı ay yıldızlı bayrağı. Cumhuriyetimizin 70. kuruluş yıl dönümünde Ulu Özköy öğrencileri öğretmen özlemiyle tutuşuyor.
İlçemize bağlı Kazova'nın göbeğindeki Ulu Özköy'ün ilkokulu eğitim öğretim yılının başlangıcından beri kapalı. Köy muhtarı Süleyman Gül okulun kapalı olması nedeniyle çok üzüntülü. Muhtar Gül, araştırdım merkezde öğretmen fazlası varmış. Buna rağmen benim köyüme yine öğretmen atanmıyor. Milli Eğitim Müdürüne gidiyorum, bu işe ne kaymakamın ne valinin gücü yeter diyor. Yetkililere sesleniyoruz. Burası Güneydoğu değil. Merkezde öğretmen fazlası olacak. Siz yarenlerinizin rahatını bozmamak için Uluöz gibi güzel bir köyümüzün çocuklarını Cumhuriyet Bayramı'nda boynu bükük bırakacaksınız. Sayın seyirciler, Uluöz köyü halkının ve boynu bükük çocuklarının dramını Kanal Alfa ekibi sizler için görüntüledi. Günler sevgili seyirciler. Burası Uluöz köyü. Turala 28 kilometre uzaklıkta. Uluöz köyünün hemen hemen her şeyi tamam. Elektriği var, suyu var. Cumhuriyetin ilanının 70. yılını kutladığımız bugün de, bu anlamlı bir günde Uluöz köyünün bir şeyi eksik. O da öğretmeni. Şu an bayrağı dalgalanan okulun öğretmeni yok. Dolayısıyla köyün öğrencileri, köyün çocukları henüz öğretmenleri gelmedikleri için eğitimlerini yarım bırakmış, evlerinde bekliyorlar. Yanımda Uluöz köyü muhtarı Süleyman Gül Bey var. Efendim, öğretmeniniz yok. Yok. Bu sorunu Milli Eğitim olsun, diğer merciler olsun ilettiniz mi? Şimdi Milli Eğitim'e ilettik. Daha önce bizim öğretmenimizin tayini çıktı. Onunla birlikte bize bir öğretmen tayin ettiler. İki öğretmen kadromuz var. Bütün Milli Eğitim Müdürü'ne gidip müracaatlarımıza rağmen bir yedek öğretmenle yetiniyor. Ben yedek öğretmeni kabul etmem diyorum. Ve diyor ki bizim Turhal'da 15-20 tane açıkta öğretmenimiz var. Gidip okullarda oturuyorlar. Arzu Pınarı'nda bir öğretmenimiz fazla. Kuş Oturağı'nda 50 öğrenci, 5 öğretmen. Efendim bunun gibi buna benzer çok yerleri sayıyor. Ve onun haricinde diyor ki bunlara valinin bile gücü yetmiyor bunları götürmek için. Valinin niye gücü yetmesin? Neden yetmeyecek gücü? Valinin gücü yetmiyormuş. 15 tane, 20 tane öğretmenin bugün aylık masrafı en az 200 milyon. Bizim paramız bu kadar çok mu? Çoksa harcayacak yerlerimiz yok mu başka? 15 tane, 20 tane öğretmeni niye bekledelim Turhal'da? Bizim köyümüz, bizim köyümüzün haricinde 6 tane daha köy, Turhal'ın köyü, okulu kapalı. Peki bu durum geçen yılda böyle miydi yoksa bu sene mi ilk defa böyle oldu? Yaklaşık 2 aydır okullar açık. Çocuklarınız ne yapıyorlar? Çocuklarımız öğretmen olmadığı için evlerinde oturuyorlar veya boşta geziyorlar. Geçen yıl bizim öğretmenimiz vardı. 2 tane öğretmenimiz vardı. Evet. Maalesef bu yıl yok. Okulun her şeyi tamam. Her şeyi tamam. Lojmanı var, elektriği var, suyu var. Her şeyi var. Telefonu var, her şeyi var. Olmayan yani, hiçbir şey yok. Biz öğretmenimizi istiyoruz diyorsunuz. Evet, istiyoruz. Asıl öğretmeni istiyoruz. Yani bize bir yedek öğretmen verip de bizim çocuklarımızın hayatını söndürmenin bir anlamı yok. Bir öğretmen Turhal'da duracak beyefendi, geliş gidiş yapacak veya Turhal'da oturmayı, lüks yaşamayı istiyor da bizim buradaki 30'un üzerindeki öğrencimizin hayatını niye karartıyor? Sözde bizim milli eğitimcilerimiz bizi eğiteceği yerde bizi köreltiyorlar. Maalesef hani buna bir çözüm getirelim. Peki, teşekkürler. Ben arkadaşlarıma dönmek istiyorum. Efendim sizler neler söyleyeceksiniz? Uluöz köyü halkı olaraktan çok üzülüyorum. Çağ atlamış bir Türkiye'de böyle eğitimsiz kalan çocuklar hakkında çok üzülüyorum. Tabii bir öğretmen gerekli bizim köyümüze. 2 aydır öğretmen yok. Bir de imamımız da yok yani bu arada. İmamımız da yok. Yolumuz da aynı zamanda bozuk. Başka da ne diyeceğiz işte? Öğretmen olsa daha iyi olur. Başka bir isteğimiz. Çocukların öğretmensiz kalması anlamsız bir tabii, yerde diyor. Tabii ya, okuyacak çocuklar şu anda hayvan gidiyor. Tarlaya gidiyor, sağda solda geziyor yani. Başka yeri okuyamıyor yani. Peki, teşekkürler.
9 bayramının herkes kutluyor, biz burada üzüntü duyuyoruz. Bir televizyonda izlemeyle bayram kutlamak bu kadar yeterli olmuyor. Çocuklarımız yaklaşık ikinci dönem, birinci dönemi yarısı yanaştı. Daha halen öğretmen yok. Aynı zamanda imamımız da yok. Köyümüze hiçbir milli eğitim müdürü veyahut valimiz, kaymakamımız gelip ilgilenmediği halde bu çocuklarımız ileri öğrenim yani yapamayacağı açıkta durum gösteriyor. Bunun için ilgili makamlara duyuruyoruz. Sayın Tansu Çiller doğru yol şöyle, doğru yol böyle diyor. Ama bu doğru yol nasıl olduysa bu arada demek ki inanılacak bir doğru yol değilmiş. Yani biz bir yol arayalım. Teşekkürler. Efendim böyle bir anlamlı günde 29 Ekim kutladığımız bu günde okulumuzun bayrağı dalgalanıyor. Ama kapısı kilitliydi, biz açtık. Evet, siz bu konuya nasıl bakıyorsunuz? Efendim biz şöyle bakıyoruz. Ulu Özköy'e halk olaraktan. Şimdiye kadar tarihe ismi geçmiş en eski köylerden birisi olaraktan çok üzüntü duyuyoruz. Çevremizdeki köylerin hepsinden eski olan köyümüz. Seferberlikte develeriyle, canlarıyla savaşa katılıp ve şimdi şu anda bu okulda yetişip polis olarak, uzman olarak sınırlarda teröristlerle mücadele eden çocuklarımız var. Bu okulda yetişti, eğitildiler. Şimdi ise bu eğitim yarıda kaldı. Biz çocuklarımızı böyle kör olarak bırakmak istemiyoruz. Yetişip vatana katkıda bulunmalarını istiyoruz. Bunu da büyüklerimizden, hepsinden hani arz ediyoruz. Diyeceklerim bu kadar. Siz? Benim diyeceğim, burada okulumuz olup da, camimiz olup da, hocamız olmayıp veyahut öğretmenimiz olmayıp da çok üzüntü duyuyorum yani köylün olarak. Evet. Teşekkür ederim. Benim demem, bu gelmeyen öğretmenciler kaymakama karşı geliyor. Bizim buraya gelmiyor, okulu beğenmiyor. İstifasını istiyor. İstifasını vermeyi istiyor öğretmenlerim. Teşekkürler. Bizleri gelip burada dertlerimize ortak olduğumuz için en büyük teşekkürlerimizi sizlere teşekkür minnet borç biliyoruz efendim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal, Tokat Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin düzenlemiş olduğu 93 sonunda ekonomi adlı toplantıda konuşmak üzere Tokat'a giderken kuru çayla partililer tarafından karşılandı. Genel Başkanım, Tural'ımıza hoş geldiniz öncelikle. Efendim ayaküstü rahatsız ettik, kusura bakmayın. Tural halkımıza iletmek istediğiniz bir şey var mı efendim? Evet, sizin aracılığınızla bütün Turhallı yurttaşlarıma sevgilerimi, saygılarımı ifade etmek istiyorum. Uzun süredir beraber olamadık. Turhal'ı çok özledim. İlk fırsatta bir arada olacağımızı umut ediyorum. Evet. Konuşacağımız çok şey var. Turhal'ın sorunları var. Tokat'ın, bu bölgenin sorunları var. Türkiye'nin sorunları var. Bütün bunları orada ele alacağımızı umut ediyorum. Şimdilik saygılarımı, sevgilerimi iletin. Peki, teşekkürler efendim. Teşekkür hoş geldiniz. Evet. Buyurun. CHP ilçe başkanı Şahin İleri, Turhal'ın il olması için Turhalıların yanındayım dedi. CHP ilçe başkanı Şahin İleri, Türkiye'de il olmaya layık tek ilçe Turhal kampanyamız nedeniyle Kanal Alfa mikrofonlarına düşüncelerini aktardı. Turhal'ımızın il olma yolundaki kampanyasını bu akşam da devam ettiriyoruz. Bu akşam yanımızda Sosyal Demokrat Halkçı Parti ilçe başkanı Sayın Şahin İleri Bey var. Kendisine Turhal'ımızın il olma yolundaki çalışmalarını bir siyasetçi gözüyle, bir politikacı gözüyle anlatmasını isteyeceğim. Efendim, Turhal'ımız böyle bir kampanya başlattı. Bu kampanya siz bir parti başkanı olarak nasıl bakıyorsunuz efendim? Önce Turhal CHP ilçe başkanı olarak Kanal Alpa'ya
teşekkürlerimi halkım adına, Turalım adına, bütün sosyal demokratlarına iletiyorum. Turhal gerçekten il olmaya layık, ilçelerin önünde gelmesi gereken en büyük ilçemiz. Bugün Türkiye'deki vilayetlerin çoğundan, nüfus oranından, bakımından, sanayi gelişmesi bakımından, ekonomik potansiyeli bakımından oldukça ileri bir şehrimizdir. Her bakımdan ulaşımı kolay. Karadeniz bölgesine açılan, doğudan gelip de Karadeniz'e giden araçların uğrak yeridir Turhal. Ben Turhal'ı 67-68 senelerinden, sağlık memurluğu dönemimden tanıyorum. Turhal o zamanlar gerçekten küçüktü. Sonradan büyük bir hızla ilerleme kaydetti. Fakat her ne hikmetse son zamanlarda ana iktidarının döneminde büyük bir gerileme. Bu gerilemede bazı un ve yem fabrikalarımız olsun, Tamsan olsun, Antimuan olsun, onların kapatılmasıyla ekonomik bakımından dar boğaza girdi. Turhal'ın bu dar boğazdan mutlak surette bir çıkışı gerekir. Ben de Turhal'ı çok sevmiş olacağım ki okulumu bitirdikten sonra memleketim Zile olmasına rağmen Turhal'da eczanemi açtım. Turhal'ın ekmeğini yiyoruz. Turhal halkının desteğiyle güçlendik. Bir ilçe başkanının en büyük arzusu hizmet ettiği insanları mutlu görmektir. Bu mutluluk da mutlak surette ekonomik potansiyelle olur. İl olması demek Turhal'ın duraklama döneminden kurtulması demektir. Turhal daha önceki ifade tarzlarına göre Durgal, Durgal ismi Turhal'a çevrilmiştir. Halbuki son zamanlarda Turhal kalınıp gelip kalınacak yer değil de göç edilecek bir ilçe konumuna girmiştir. Bunu önlemenin tek çaresi halkımızla, insanlarımızla, bürokratımızla, milletvekillerimizle el ele verip oldukça il olmaya çok müsait bir konumda olan Turhal'ın il yapılmasına çalışacağız. Peki efendim, ben şunu sormak istiyorum. Zileliyim dediniz ve aynı zamanda iktidar ortağı bir partinin ilçe başkanısınız. 34 açıklanan 34 ilçenin arasında Zile var. Yani Turhal'ımız maalesef yok. Acaba Zile'nin politikacıları, Zile'nin bürokratları daha mı hızlı çalışıyor? Daha mı söz sahibi ki Zile'nin adı var da Turhal'ın yok? İl olmak için mutlak surette bir ön hazırlıklar gerekir. Burada daha henüz Zile'nin bir İçişleri Bakanlığı komisyonlarında il olması için teklif bile gitmemiştir. Görüşme bile yapılmamıştır. Basında çıkan haberler üzerine tasarı olarak bir haber yayınlandı. Ama tabii bilemiyorum, bu konuda başka bir gelişme halisi de yok. Peki efendim, neler yapılabilir? Yani siyasetçi gözüyle olayı değerlendirir misiniz? Diğer parti başkanlarımız bu olaya nasıl bakmalı? Halkımız nasıl bakmalı? Mesajlarınız neler olacak efendim? Mutlak surette, bu iş mutlak surette şunu söylemek istiyorum. Uygunluk aranır. Uygunluksa
Uygunluksa Turhal bunu konuma çok uygun. Turhal Şekerspor Tokat Tek ile karşılaşıyor. Amatör küme karşılaşmaları yarın başlıyor. Turhal Şekerspor yarın şehir stadında Tokat Tek ile karşılaşacak. Sayın seyirciler, yayınımızı sizlere daha net izletebilmek için cihazlarımızda bir takım değişiklikler yapmaktayız. Bu yüzden yayınımız kesildiği andan itibaren Kanal Alfa'yı UHF bandından arayınız. Sevgili seyirciler, Cumhuriyet Bayramı'nın görüntülerini haberlerden sonra ayrıntılı olarak izleyebilirsiniz. Bugünkü haberlerimiz de burada sona eriyor. Yarın 20.30 haberlerinde görüşmek üzere. Hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.